Babam ve annem ikisi de Malatya doğumlular. Evliliklerinden sonra 5 tane çocuklar olmuş. Hatta bir tane 6. kardeşimiz de var, vefat etmiş o. Hatta o 3. sırada, en büyüğümüzün 3. sıradaymış. Boğmaca hastalığı varmış, salgınmış o zaman. 5 yaşında boğmaca hastalığından annemin kucağında vefat etmiş. Annem tabii sinir krizleri geçirmiş. Çok da güzel bir çocukmuş. Annem hastalanmış o zaman. Ne yaptığını bilmiyor. O halde babam da tabii İstanbul'dan Malatya'ya gidip gelen bir şey. Şehir çocuğu yani. 9 yaşta gelmiş babam İstanbul'a. Annem almış getirmiş buraya. Herkes de babama başka bir hanım bakıyorlar artık yani. Daha bundan kadın olmaz diyorlar falan. Geliyor buraya. İstanbul'a getiriyor. Burada Mazhar Osman diye bir yer var. Yani Bakırköy Akıl Hastanesi. Mazhar Osman. Oranın başhekimi. Getiriyorlar annemi oraya. Doktor muayene ediyor. Diyor ki babam oğlum diyor. Hanımın da diyor bir ay sonra diyor eski hali gibi göreceksin diyor. Alıp götüreceksin diyor. Ve 15 gün içerisinde annem orada iyileşiyor. Ondan sonra biz üç daha çocuklar dünyaya geliyor. Sonra biz kardeşler hep İstanbul'a gelince artık anne babam da artık orada kışın kalmak istemiyor. Kışın buraya geliyor. 3-5 ay. Bahar ayında da tekrar Malatya'ya gidiyor. Yazlık olarak gidiyorlar artık. Bir sürede böyle devam ediyor. Sonra daha sonra da orada kalamayacaktan anlayınca rahatsızlanıyor babam. Sene 81'de vefat ediyor. Ondan sonra annemiz büyük abimle beraber Malatya'ya yerleşiyorlar. Büyük abim Malatya'ya yerleşiyor. Malatya'da. Annem de abimin dediğim gibi hanımı teyzesinin kızı olduğu için annemin de yeğeni oluyor biliyorsun. Orada rahat edeceğini söylüyor. Oraya gidiyor. Annem de 76 yaşında o da vefat ediyor. Sonra abilerim kalıyor orada. Biz buradayız. Büyük abim askerin o ikinci sırada olan, işte burada Rami'de askerlik yapıyor olan. Onu evlendiriyoruz. O Malatya'da kalıyor. Köyde kalacağım ben diyor. Tamam. O köyde kalıyor o ara. Daha sonra bakıyor ki orada geçinemeyecek. Bankaya giriyor. Türk Ticaret Bankası'na giriyor. O yakın bir akrabamız işte dayımız olan sayesinde. Sonra benim büyüğüm geliyor buraya. O da matbaacı oluyor. Çağaloğlu'nda matbaa yanına koyuyorlar. İşte ben işte askerim yapıyorum. Ondan sonra ben de bankaya giriyorum. Küçük kardeşim bu sefer şey yapıyor. Onu da derici yanına koyuyorlar. Vakko diye bir meşhur deniz şey var. Derici onu yere koyuyorlar. Artık dağılmaya başlıyoruz. Hepimiz yuva kuruyoruz. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde kalıyoruz. Daha sonra tabii bu arada kardeşimle beraber bir yer alıyoruz. Bir arsa alalım diyoruz. Evimiz yok. Ha, bu arada şeyde oturuyoruz. İlk geldiğimizde İstanbul'a 65'te geldiğimizde laftan lafa biraz geçtik de 65'te geldiğimizde Laleli'ye otobüste Laleli'ye geliyor. Otogar orası o zaman. Laleli'de bir tane valizim var. Bir tane yatağım var. Sarılı. Bir hamal şey yapıyor. Adresimi söylüyoruz. Hamal beni götürüyor eve bırakıyor. Eve bırakıyor ama gidiyorum Kumkapı Nişancı'ya. Kumkapı Nişancı'ya gidiyorum ki bir kalabalık var. Geçmek mümkün değil. Allah Allah. Nasıl kalabalık? Böyle kalabalık. Ya diyorum İstanbul diyorum böyle miymiş diyorum. Yürümek mümkün değil. Yengemle bir akrabamıza rastlıyorum. Tesadüfe yengeme rastlıyorum. Onun yanına geleceğim zaten. Amin hanıma. Beni alıyor götürüyor eve. Hoş geldin, peş gittin falandır filandır. İşte. Ertesi günü çıkıyorum dışarı bir. Herkes işe gidiyor sabahleyin. Diyor dışarı çıktım, dışarıda kimse yok. Bir kişi yok. Allah Allah.
Ya bu ne biçim şeydir? Dün diyorum, benim gözüme mi gözüksün bunlar diyorum. Neyse, uzatmıyorum. Sorup soruşturuyorum ki o gün Perşembe Pazarı varmış orada. Perşembe Pazarı içinde evler oradaymış yani. O da bir sıkıntı, o tuhafıma gitmişti yani. Ondan sonra böyle hayatımızı devam ettirdik işte. Daha sonra işte bankaya girdikten sonra o sene evlendim. Babam, annem de bana tavsiye ettikleri bir hanım vardı. O da akrabalarımın, babamın akrabasıydı. Gittim askere giderken sözlendim gittim. Asker sonrası da geldi evlendim. Ondan sonra eşim hala sağ işte. Yaşıyoruz beraber. Koca Mustafa Paşa'da bir daire aldık. Borçlar, bir daire aldık. Ondan sonra işte emeklilik dönemim geldi. Zaten bu arada çok şeyler oldu. Emekli dönemimizde de emekli olduktan sonra daha bir rahata kavuştuk. Ev bir de kira değil işte, maaşımız var. Bir de şeyde çalışıyorum, Uzel Traktör Fabrikası Master Ferguson'da. Ekonomik durumumuzu pek düzelttik o ara. Düzelttik ama sonra sağlık sorunlarımız başladı yani. Trafik kazaları geçirdik. Memnun oldum. Bir sürü sıkıntı, onları da anlatmaya gerek yok. Ne bileyim artık yani, böyle hayatımız böyle geldi geçti yani. Fatih'e geldiğimiz zaman sene 67 falandı. İşte o fabrikada çalıştım. Artriko diye triko fabrikası vardı. Orada çalıştım. Bayrampaşa'ydı fabrika. Şehir dışı bir yer. Araba yok. Fındıkları'da oturuyoruz. Davutpaşa Lisesi'nin orada. Yürüyerek gidip geliyoruz. Bayrampaşa'ya. Vasıta yok. Ondan sonra oradan şey yaptım işte. Oradan da askere gittim. Askere gittikten sonra zaten anlatmıştım yani. Komşu ilişkilerimiz çok iyiydi. Komşularımızla akraba gibiydik. Biz şu an Cerrahpaşa Hastanesi'nin olduğu yerde oturuyorduk. İki katlı bir bina vardı. Ahşap bir binaydı. Üst katta ev sahibi oturuyordu. Alt katta biz oturuyorduk. Etrafımız hep bağlık bahçeydi. Hatta bir bahçe vardı. O bahçede gül yetiştiriyorlardı. Taksim'de de gül satılan bir şeyleri vardı, dükkanları vardı. Yani kapıyı açtığımız zaman gül kokusuna geçemezsiniz. Topluyorlar zaten, satıyorlar. O işi yapıyorlarmış. Ondan sonra nasıl anlatayım sana? Komşularımızla bir sıkıntımız olduğu zaman, ne türlü sıkıntı olursa olsun, çekinmeden gelirlerdi. Biz de giderdik. Sonra akşam oturmaları çok olurdu. Komşularımız biz akraba zannederdik. O kadar yakındık birbirimize. Sonra eski gibi böyle ev değiştirme de olmazdı yani. Bir mahallede oturursan, işte senelerce oturuyorsunuz. Herkes sizi tanıyor. Biz Davutpaşa Lisesi'nin o Cerrah Hastanesi'nin olduğu yer sene 71'de istimlak oldu. O bağlı bahçeli yerler istimlak oldu. Hatta ben askerden izinli geldim. Evimize geldim işte. Geldim ki ev yıkılmış. Evde kimse yok. O mahallede bir tane bakkal vardı, Mustafa amca. Dedim, Mustafa amca, bizim çocukların adları olur mu, abim falan. Dedi, oğlum bunları taşındırlar dedi. Aniden yıktılar dedi burayı dedi, onları taşındırlar dedi. Nereye gittiğini bilmiyorum dedi. Bayram sabahı gelmişim hem de yani. Öyle bir dar bir zamanda. Ne yapayım, nereye gideyim? Teyzeme gittim. Teyzem de o Fındıkları'da oturuyor işte o. Davutpaşa Lisesi'nin sırasında oturuyor. Gittim teyzemin kapıyı şeyi çaldım, camı çaldım. Yer bodrum böyle bir yerde oturuyorlardı. Bana diyor ki gittiler diyor. Gittiler diyor. Ben de diyorum ya teyze diyorum ne gitmesi diyorum. O da şimdi sabah erken bayram sabahı ya. Akşamdan amcam falan şey yapmışlar. Sözleşmişler. Sabahleyin komşuları gelecek. İşte kapı camı vuracaklar. Gidecekler. O da o zannediyor. Benim yani izinli geldiği falan bilmiyor teyzem. Neyse. Sonra şey yaptık sonra girdik içeriye. Teyzem. Ondan sonra evimize götürdüler işte. Abimin yanına gidiyoruz işte. Komşuluklarımız böyle devam ediyordu yani. Orada her yönden her insan vardı. O Ali Paşa denilen yer işte, o Davut Paşa'nın olduğu yer. Biraz serserisi bol bir yerdi. Meşhur yani işte Ali Paşa, Kasım Paşa işte meşhur yerler vardı İstanbul'da böyle. Ondan sonra her türlü insanlar vardı. Kahvehanesi çok olan bir semtti. Babam bizi tembihlerdi. Çok tembihlerdi biz. Beş erkek kardeşiz.
Hep biz genciz yani şeyiz. Ondan sonra sakın derdi, bunlarla arkadaşlık yapmayacaksınız derdi. O kahvede oturan insanlar var işte. Serseri ruhlu insanlar. O semtler öyle bir semtti. Fakir semtler. Herkes zaten boş geziyorlar yani. At arabası çok. Yani araba, bir tane araba yok. İşte ben işte Aksaray'dan eve gideceğim. Bir tane akrabamız vardı. Akraba değil, bizim köylümüz İbrahim amca. Bir arabası var. Hiç unutmuyorum bak. 60 sene yakındır. 34'te o 307. Dodge diye bir araba. O da bizim köylümüz ya. O koca Mustafa Paşa Aksaray arası gidip geliyor. Başka yere gitmez. Ben de ona gidiyorum yani. Hem diyorum para vermem diyorum. Hem de arabaya binmiş olurum diyorum. Böyle bir şeyde. Adam da rahatsız oluyordur gerçi de. Şimdi düşüyorum da. Bedava bir adam gidiyor yani. Gördüğümü gidiyorum. Koca Mustafa Paşa'yı Aksaray'dan, Koca Mustafa Paşa'yı 4-5 tane araba var. Yani bekliyorsun Koca Mustafa Paşa gitsin gelsin, tekrar binip gideceksin yani. Yollar, asfalt diye bir şey yok. Her taraf Arnavut kaldırım diyorlar, taş kaldırım. Aksaray şimdi şu anki Aksaray Yeraltı Çarşısı'nın üstü, o zaman Yeraltı Çarşısı falan değil. Orası bayram yapılıyordu, 23 Nisan'lar. Böyle bayramlar orada kutlanıyor. Geniş bir alan. Oralarda öyle. Ne bileyim artık işte. Böyle geçti günlerimiz yani. Şu an var abim, o komşularımın bir kısmından abim oturduğu apartmandalar yani. Çoğu öldü de çocukları kaldı. Yani görüşüyoruz o şekilde. Sonra abim orada mahallede bir evde, bir kardeşimiz evlendi. Yengem oldu yani. Hep aynı yerde büyüdüğümüz çocuklardık yani. Ondan sonra. Ama çoğu da öldü yani. Yaşlılarımız öldü, gençler de zaten. Herkes dağıldı. Semtte de insan kalmadı yani. Kalsa da çok az. Ama Koca Mustafa Paşa'da derneğimiz var. Malatya Mezra Köyü, Doğan Yol diye. O sayede oranın kurucusu benim. O sayede orada bir şiirlik oldu. Birlik beraberlik oldu. Bazıları daha işte tanımadıklarımızı tanıdık. Daha böyle bir şey oldu. Sosyal bir faaliyet oldu yani. Düğünler olurdu. Düğünler salonlarda olurdu genelde. Sinema salonlarında olurdu. O zamanki adet de şöyle, herkes düğün salonuna gittiği zaman takı değil de ev eşyası götürürdü. Sen bardak götürürsün, o tencere götürür, öbürsü tava götürür. Hep böyleydi yani. Hatta düğün ertesi, yani düğün günü akşam bir araba tutarlardı, bütün eşyalarını evlerine taşırlardı yani. Öyle bir güzellik vardı. Daha sonra onlar da dağıldı, işte para takmadı oldu. İşte nikah salonları oldu. Düğünler de o şekilde dağıldı yani. Bayramlar, işte çocuklar için çok güzeldi bayramlar. Bayramlarda atları süslerlerdi, at arabalarını. Bütün mahallede çocuklar o at arabası akşama kadar dolaşırlardı. Herkes parasıyla, harçlığıyla at arabasına binmek için şey yapardı. Atlar da süslenmiş işte böyle. Ondan sonra çocuklar bu şekilde evleri dolaşırlardı. Tanıdık tanımadı, kim olsa olsun. Bütün evler dolaşırdı. Biz de dolaşırdık. Küçükken biz de dolaşırdık ama hangi evde ne var onu biliyoruz yani. Şu evde işte sütlaç vardır. Şu evde işte çikolata vardır. İşte onları ayırırdık. Ona göre giderdik yani. Evimizde annem muhakkak sütlaç yapardı. Yani bayramda muhakkak sütlaç yapardı. Biz onun hevesine sütlaç yapıyorduk. Yani başkasına kalmaz gerçi bizden de. Yani sütlaç hiç bayram geldi. İşte sütlaç hazırlıklarını yaparlardı. Sonra kadayıf da başladılar. Kadayıf yapmaya başladılar. İşte misafir bekleriz. Gelmeyenlerin işte tatlısını falan ayırırlar. İşte Sümeyye Hanım gelecek, gelemedi, onun işte tatlısını ayırırlar. Böyle de bir şeylikler vardı. Muhakkak gelirler yani. İşte düğünlerimizde, bayramlarımızda işte öyle geçti gitti yani. Kesin bayramlaşırlardı ama çoğunlukla küçükler büyüklere. Öyle karma değil de küçükler giderlerdi işte. Her evin küçük çocuğu o büyükleri elini öpmeye giderlerdi. Harçlıktan alırlardı, şekerlerini alırlardı. Böyle bir güzellik vardı. Ben en çok semtten ayrılırdım. Daha uzak, vapura binerdim, karşıya giderdim. Çengelköy'e, şey, Sevda Tepeleri var, memleri var. Duyduklarımız yerler. Hafta sonları hiç semtte kalmazdık. Hani gören olur, işte kız arkadaşın olur, işte yap işte bir sigara içeceksin, memle. Semtten uzak tutuyorduk, babamız annemiz duymasın diye. Hep böyle gezerdik. Ondan sonra kahve alışkanlıklarımız vardı. Halk hafta sonra kahveye giderdik. Biz hafta sonu muhakkak sinemaya giderdik. Ama her sinemaya değil. Babam tembih ederdi. Aksaray'da Bulvar Sineması'na gideceksiniz.
İşte Çemberitaş'ta Şafak sinemasına gideceksiniz. Şey tarafa, Şahsiyetbaşı sinemalarına hiç gittiğinizi görmeyeceğim sizin derdi. Şahsiyetbaşı sinemalarına. Çok sinemalar var o zaman. Biz bilmiyoruz ki oralarda işte sigara içiliyormuş, uyuşturucu kullanıyorlarmış, hap içiyorlarmış falan. Böyle biliyor, babam etrafı biliyor. Biz de böyle her hafta sonu eğlencemiz muhakkak sinemaya giderdik yani. Yazın sinemada çok güzel olurdu. Her semtin sinemaları. Çok müzikler çalar. Çok bildiğin gibi değil işte. Bir gün hatta dediler ki şeyde, Yeni Kapı'da Nuri Sesi Güzel gelecekmiş. Gar sineması. Orada Çakıl Gazinosu var, Gar Gazinosu var da sinema, yazlık sinema oraya gelecekmiş. Birkaç tane sanatçı gelecek. Şimdi odunlar vardı, odun depoları vardı. Çıktık odun depoların üstüne, üç kişi. Tam sahne önümüzde. Orada bekliyoruz. O da bir türlü çıkmıyor. Bekle, bekle, bekle. Saat gece 12'ye yakın olmuş yani. Evdekileri rahatsız olmuşlar. Abim demiş ki ya gidin bunu arayın bakayım. Nerede kaldı bu? Saat 12'de evde olmamız lazım. Odunun üzerine baktım ki abim içeri girmiş. Aşağıdan kapıdan girmiş. Bir şeyleri konuşuyor. Abimi gördüm. O da anons yapmak için ricada bulunuyormuş. O arada Nuri Sezgin'e de çıktı yani. Çok meşhur o zaman Nuri Sezgin'e. Neyse onlar üzerinden paldır küldür indim gittim abim işte şey yaptım. Aldı getirdi beni eve. Hatta abim eve gelirken dedi ki ya dedi keşke dedi, dinleseydik öyle gelseydik dedi. İşte büyük abimiz var o bekliyor. Çocukluğumuzda paramız da yok yani girelim o şeye paralı şeyler. Yoktu. Mesela Koca Mustafa Paşa'da Koca Mustafa Paşa'nın meydanında o köprü pasajı var. Onun yanında Sayonara sineması vardı. Çok çok güzel bir yerdi. Biz film oynamadan önce sanatçıları çıkardı. Önce biraz şarkılar, türküler falan. Daha sonra sinema başlardı. Koca Mustafa Paşa 7-8 tane yazlı sinema vardı orada. Yazlı sinemalar çoktu. Herkesin eğlencesi yazlı sinemaydı. Herkes çoluk çocuk yazlı sinemaya giderdi yani. O güzellikleri vardı hakikaten. O sonradan yapıldı köprü pasajı. İşte onun olduğu yer Sayonara sinemasıydı işte. Yazlı sinemalar da oralar. Tabii orada öyle bina falan yok. Hiçbir bina yoktu orada. Bankaya girdim. İşte müracaat ettik. Abime söylemiş abi dedim beni dedim. Triko mesleği de öldü yani bu. Kıyafetler değişti. Yazlık kıyafetler falan triko daha giymez oldu insanlar. Penye falan çıkınca. Dedi tamam bankaya dedi seni de alırız. Söylemişler işte. Bankanın şeyine, personel müdürüne. Demiş gelsin demiş. Neyse giyindim gittim. Ondan sonra bana dedi ki, adam oturuyor orada müdür. Otur dedi şöyle dedi. Neyse çekine çekine oturdum. Karşımda bir tane şişman böyle bir adam. Dedi ben de personel dedi, ben de konuşmayacağım. Siz de konuşun dedi. Adam bana sordu. Askerliğini yaptın mı dedi. Yaptım dedim. Nerede yaptın dedi. Anlattım. Sen dedi Bakırköy'de dedi İncil sineması şey İncil sinemasını biliyor musun dedi. Abim de bana dedi ki ne söylese dedi biliyorum dedi. Hani şu semtte çalışır mısın falan hani yok falan deme dedi. Tamam biliyorum dedim. Ondan sonra tamam dedi biz de bundan anlaşırız dedi. Personel müdürüne. Sen yarın da sabahleyin gidersin de oraya dedi. İncil sinemasının olduğu dedi karşı dedi. Banka dedi. Açılacak ya daha banka inşaat elinde. Ondan sonra ertesi günü çıktım oradan. Hiçbir şey yok yani muamele yok. Ertesi günü gittim inşaat. Bana da bir lokanta gösterdiler. Dediler şu lokantada karnını doyurursun dediler öğlen. Sabah 9-10'da geleceksin işte 4'te 5'te gidersin. Bir iki ay öyle şey yaptık. Daha sonra işte muamelelerimizi yaptırdık. Göreve başladık orada. Görevimiz mezindarlık. Ama orada tahsildarlık yapacağız. Vezne doğrudan doğruya değil, tahsildarlık. O zaman bankalarda falan böyle, bankacılık böyle değil. Bir çekim varsa, hangi semtte varsa o semte gidiyorsunuz. Örnek yani. Akbank nerede var? Beyoğlu'nda var Akbank. Mecburen o şekilde gidip orada tahsil ediyorsunuz. Epeyce böyle şey yaptı, bir iki şey, ay uğraştım onlarla. Alıştım ya paraya, işlerine, o işlere falan alıştım. Ondan sonra işte vezneye girdim. Orada çalıştım, 9 sene çalıştım. Yani 83'te falan, 83'te galiba. Oradan Çapa'ya geldim. Çapa Şubesi'ne, kan merkezinin karşısına. Evde yakın, yürüye gidip geliyorum.
Bu sefer de müdürle şey yapamıyorum. Müdür çok değişik bir adamdı. Azarlayıcı, böyle şey bir adam. Dengesiz bir müdür. Ben de gencim, kimseye şey yaptım yok yani. Yani işte atarsız atsın diyorum yani, öyle şey. Hani triko mesleğim falan var ya, biraz yani aç kalmam diyorum. Orada çalıştığım bir sene, yine müdürle yine bir takış şeyimiz oldu. Sabahleyin yine işe gittim, kar yağmış, çok karlı bir gün. Dediler ki, Nizamettin Bey senin dediler, tayini Esenler'e çıktı dediler. Müdür beni göndermiş oradan. Esenler nasıl yer biliyor musunuz? Buradan aşağı çamur. Çizmeyle gidersiniz yani. Esenler denilen yer öyle. Hep sürgün yani, böyle şey yer insanlar gibi. Neyse gittik oraya. Çapa'daki müdür de diyor ki, Esenler'deki müdüre, sana diyor bir eşkıya gönderiyorum diyor. Onun da gereğini yap diyor bana. Bak bir de böyle şey yapıyor beni. Halbuki eşkıya ne işiniz var? Adam, o gittiği müdür de bana şey yapmaya başladı. Ona kadar çalışacaksın diye akşam. Lan ne onu ben, nasıl gideceğim ben zaten. Ben dedi kalıyorum diyor, sen de kalacaksın. Adam altta arabası var, mühendisi var. Sen de ben bir miyim? İyi ki bir tane tanıdığım vardı. Hakimdi kendisi. Allah rahmet eylesin. Ölmüşse, ölmemişse Allah sağ etsin. Bana çok sahip çıktı dedim. Hakimlik yapıyordu. Bir arkadaşım babasıydı. Bakırköy'de oturuyorlardı. Hakimlikten emekli oldu. Bankaya girdi. Hukuk müşavir olarak girdi. Genel müdürün arkadaşıymış. Söylüyorum ona. Diyorum Turan amca diyorum, başım belada diyorum. Diyor oğlum sabret diyor iki gün diyor. Üçüncü günü nereye istersem beni oraya tayinimi çıkarttırıyor yani. Orada bir sahiplendik yani elhamdülillah. Onun sayesinde rahat ettim. İşte 3-4 tane şubeye şey yaptım. Tayinim çıktı. İşte Bakırköy, İncirli çalıştım. Şey, Çapa Şubesi'nde çalıştım. Ondan sonra işte bu şeye geldim. Hasırcılar Şubesi. Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin o köşesinde orada. Orada çok çalıştım. Yani 10 sene yakında orada çalıştım yani. Emekliliğime 5 sene kalmıştı. Yine tayinimi istedim şeye. Topçular Şubesi'ne. Onda da şey var, tabii yetki için istiyorum burada. Önün dolu oluyor mesela. Yükselemiyorsun. Ondan sonra topçulara geldim. Orada 5 sene elim arkamda çalıştım. Öyle yani diyeyim sana. O zaman iki şey yetkileri çıktı. Artık bankalar şeyi değişti. Bilgisayar falan başladı. 5 sene orada çalıştım. Ondan sonra oradan emekli oldum. Koca Mustafa Paşa köy gibi bir yerdi. Yani at arabası çok. Yani at arabası çok. Herkes at arabası, sanki herkes at arabası kullanıyor yani. Ondan sonra evler ahşap. Bir bakımsızlık var yani. Koca Mustafa Paşa. Güzel tarafları da var. Bazı güzel Sümer Efendi Camisi'nin işte civarı. Ramazan Efendi Camisi'nin civarı. Böyle önemli yerler var. İşte orada karakol var. Çınar Karakolu. Karşısında İstanbul Sineması. Böyle o şeyler çok güzel. Ama etrafı hep bağlık bahçelik. Yok marul tarlaları, yok işte akla ne gelirse salatalıklar yaparlar. Domatesler, ekerler. Yani köy gibi yaşarsınız yani. Ne istiyorsan gidersin şeye, bahçeye. Oradan alırsın yani. Manav falan öyle bir şey yoktu yani. Fatih'te şöyle, zaten yemeği biz evde yerdik. Dışarıda bile mesela gittiğimiz, çalıştığımız zamanlar sefer tasıyından evimize şeye yemek götürürdük. Çantamız var. İçine de yemeğimizi koyarlar. Öyle giderdik yani. Çoğunlukla dışarıda yemek yemezdik. Yediğimiz yerler vardı. Kaçamak yaptığımız yerler vardı. Böyle. Mesela şeyi vardı. Laleli'de Petek Pastanesi vardı. Gençlerin buluştuğu yerler. Petek Pastanesi. Hiç kimse bilmez. Dışarıdan bakarsın surlar. Ama içeri girersin, devam edersin, kırmızı loş ışıklar içeride. Orada plak çaldırırdık. Belli parayı yatır, şey yapıyorsun, koyuyorsun. Hangi plak istiyorsan isimleri var, basıyorsun düğmeye, o şarkı çalıyor. Orada o şey vardı. Herkes sıraya girer. Onda kavgası olurdu bazen ya. Yok seninki, yok benimki. Böyle şey yapardık. Aksaray'da, İstanbul lokantası vardı. İçeride kanaryalar vardı. Uçuşan kanaryalar yani.
duvarlarda hep kanaryalar, sular akar. İşte hep böyle şey yerler. Böyle bir arkadaşınla işte falan gösteriş yapıyoruz işte. Nereye gittik falan işte İstanbul lokantasına gittik işte. Onun gibi. Yediğimiz içtiğimiz şeyleri fazla dışarıda iyi içmezdik yani. Alışveriş yapmaya zaten genelde semtimizde ve Eminönü. Yani bir, mesela alışveriş yapacaksan Eminönü'ne gidersin. İşte orada kahvaltılık alırsın işte. Kuru yemişini, kıyafetini neyse genelde oralardan. Şeker, lokum işte o çok güzel şeyler orada. Hafız Mustafa'lar, Hacı Bekir'ler o zaman yine meşhur oralar. Alışverişlerimizde oralara giderdik. Yani de toptancıyelere giderdik. Aksi kapalı çarşının içerisinde çok alışverişlerimiz olurdu. Orada elbiseciler vardı eskiden. Mobilyacılar, elbiseciler kapalı çarşının içerisinde. O ana kapı değil de yan kapıları var. Bakıcılara doğru. Oralar hep bir alışveriş merkezleri. Nasıl? Ayakkabıcılar işte Laleli'de genelde. Geldiğimizde İstanbul'a abim beni aldı götürdü. Onu atladım. İlk daha geldim. Üstüne ceketim yok yani. Kazak falan işte neyse. Gitti kapalı çarşıya abimle. Bana bir tane ceket aldı. Hiç unutmuyorum. Bir tane pantolon aldı. Geldik Laleli'de. İnci kundura diye bir kundura var. Orada bana bir tane kundura aldı. Ayakkabı yani. O zaman kundura diyoruz. Kundura aldı. Ertesi günü giydim bunları. Gömleğimi aldı. Ertesi günü giydim şimdi. Abimle beraber, benim büyüğümle beraber dışarı çıktık. Büyük camlar var böyle. Vitrin camları var. Vallahi bakıyorum kendimi tanıyamıyorum. Yani kendimi tanıyamıyorum. Bakıyorum ulan diyorum ben. Bir de eski halime bakıyorum. Ne ceket, ne gömlek, ne pantolon yok yani. Şalvarımız falan var yani. O şekilde. Ondan sonra haftasına bana bir tane nacar saat aldı. Nacar saat. Of, nasıl biliyor musun? Böyle dolaşıyorum. Yani o kadar keyiflenmişim. Zaten İstanbul'a gelenler, İstanbul'dan köye gelenler, Malatya'ya gelenler de bakardık hele saati var mı? Ayağında kundurası var mı? İşte ceketi var mı? Köyde yok onlar. İşte o zaman Malatya durmuyorum işte. Ben de gideceğim İstanbul'a diyorum. Sırf bunlar için gidiyorum yani. Herkesin var işte saati var, işte ceketi var, kondurası var. O heveslerle geldik buralara. Şimdi bakıyorum işte abiler kardeşlerine öyle bakmıyor yani. Bakamıyor. Yani bizim babamız gibi bize öyle senelerce baktı yani. Biraz tabii artık söz dinlememe başladık işte. Geç gidiyoruz eve falan. Babama dedi ki, baba dedi, ben dedi sana da teslim ediyorum kardeşlerimi dedi. Bunun daha karışmam dedi. Artık baktı ki sıkıntılar başladı. Öyle günlerimiz geldi geçti yani. Şimdi bizim işte şöyle, mahallemizde bakkal var. Zaten bütün şeylerini bakkaldan yapıyoruz. Diğer alışverişlerimizi zaten orada yapmıyoruz. Daha ziyade işte dediğim gibi Beyazıt'tan, Mahmutpaşa'dan. İşte bir şey lazım olursa. Zaten fazla öyle şeyle işimiz yok yani. Fazla öyle falancada şu görev yapalım, buradan bunu alalım. O da yok yani. O işler zaten babalarımız, annelerimiz yapıyor. Onlar da şey değil. Sık sık şimdiki gibi yani öyle çarşı pazar dolaşmıyorlardı yani. İhtiyaç ne varsa işte o. Yoksa keyif olarak yok bu olmaz bir tane daha alayım falan öyle bir şey de yoktu yani. Çok hatırlamaz mıyım? Şimdi bakarsınız zil çalıyor can can can. Yengem diyor ki yoğurtçu geliyor. Ulan diyorum. Nereden biliyor diyorum bu diyorum yoğurtçuyu diyorum. Vallahi hiç unutmuyorum. Ondan sonra yağcı deyip bakıyorum yoğurtçu geldi. Yengim falan kapıyı açıyorlar. Ne kadar alıyorsa yoğurt alıyoruz. Adamın sırtında iki tane terazileri var. Yoğurt terazisi. Sonra bakıyorum. İşte yağcı geliyor. Ya ne yağcısı diyorum bu. Bakıyorum yağcı geliyor. Atın üzerinde iki tane heybe yapmışlar. Şey, güğüm koymuşlar. Yağcı da o. Ondan yağlarını alıyorlar. Atlarında nalları şey demirde tak tuk tak tuk, taş yerler zaten. Böyle yağcılar gelir. İşte bütün sebzeciler işte erikçisi bağırarak, çağırarak mahallemiz şen şakrak yani. Ne istersen var yani. Evet öyle. Seyir satışlarımız da boldu yani. Vallahi ibadetlerimiz öyle bir şey ki şimdiki ibadetler de şey değildi yani. Bir gün bayram sabahı annem beni camiye gönderdi. Alipaşa Camisi'ne. Orada oturuyoruz.
Kalktım ben de işte. Öbürleri gitmişler. Ben evdeyim yani. Büyüklerim gitmişler. Annem beni gönderiyor. Annem dindar bir kadındı. Gittim Ali Paşa Camisi'ne. Merdivenle çıkıyorsun camiye. Ya gittim yağmur hisseliyor. Herkes dışarıda kalmış. İçeri girmek mümkün değil. Lan dışarıda namaz mı kılınır? Oradan döndüm. Doğru kahvehaneye. Biz evin üstünde Kör Mustafa diye birisi vardı. Urfalı kahvesi vardı. Gittim oraya iki kişi oturuyorlar. Akşamdan kalmışlar didişiyorlar birbirleriyle. O zaman gececi kahveler vardı yani. Sabaha kadar açık. Orada yatıyorlar insanlar parayla yani. Ondan sonra o münakaşa edenlerin bir tanesi Malatyalı. Bizim şeylerden, tanıdık birilerine yani. O ikisi şey yapıyorlar. Münakaşa ediyorlar. Ben tabii o şey taraftan oldum hemen. Ya başıma iş açtım sabah sabah biliyor musun? Bayram sabahı. O şeyle Malatya'yla bir oldum tabii. İşte bir olunca o şey yaptı. Vazgeçti o kavgadan, gürültüden. Herkes camiden çıktıktan sonra ben de kahveden çıktım. Doğru eve. Aferin oğlum işte. Falan. Annem beni sevdi tabii. Camiye gitmişim gelmişim. Halbuki cami mami yok. İşte gitmişim gelmişim. İbadetlerimiz askere kadar cuma namazlarına dikkat ederdik. Ondan sonra işte. Sonra şey oldu. Daha sonra işte Allah nasip etti hacca gittim. Eşimle beraber gittik. Sonra Ümre'ye gittik. Şimdi işte cami ev arasında mekit okuyoruz yani. Başka bir şey yaptığımız yok yani. Camilerin hepsi vardı. Semtimizde Bekir Paşa Camisi var. Davut Paşa'da oturdum ya da Bekir Paşa Camisi. Ali Paşa Camisi. İşte Sümbül Efendi, Ramazan Efendi. Adlarını bilmediğim küçük camiler vardı. O hastanenin içerisinde, Cerrah Paşa Hastanesi'nin içinde camiler vardı. Adlarını şey yapamıyorum yani. Ne bir şey Kütahya Cami vardı. Böyle Cerrah Paşa Camisi vardı. O semtte cami çoktu yani. Şu camilerin hepsi o zaman da vardı yani. Vallahi tarih eseri işte fazla bilmiyorum. Bu Sümbül Efendi işte tarih eserler var yani. Sümbül Efendi Camisi'nin civarında. Şeyde Küçük Efendi Camisi'nde tarihi eserlerin olduğunu söylüyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum ama Küçük Efendi Camisi. Şu Ramazan Efendi Camisi. Benim şimdi oturduğum evin bitişiğinde bunlar hepsi. Küçük Efendi, Ramazan şey, Hacı Hamza Camisi, Kasım Çelebi Camisi. Ondan sonra camiler var yani. Eski camiler yine duruyor aynı şekilde. Evet, şimdi çeşmeler mesela Cerrahpaşa'da oturduğumuz zaman büyük bir çeşme vardı. Sonra o çeşme kayboldu. Kayboldu ta günümüze kadar, ta bizim başkanımız gelinceye kadar, Ergün Turan Bey gelinceye kadar, şimdi onu şey yapmışlar, asfalt döküle döküle şey altta kalmış. O ulu çeşmeler altta kalmış. Cerrahpaşa Hastanesi içinde ya şu an. Onu şimdi ortaya çıkartıyorlar. Semtlerin çeşmeleri akardı bizim zamanımızda. Ama çok hor kullanılırdı. Etraf hep pislik olurdu. Gel affedersin yani çeşmende at yıkarlardı yani. O kadar şehirlikler vardı böyle. Vurdum duymazlıklar vardı. Sonra kapandı bunlar hepsi. Çeşmeler duruyor ama iptal ettiler. Şimdi yine Ergün Bey şey yapıyor. Çok yerleri bizim semtimizde de yani. Ortaya çıkardı, yaptı Allah razı olsun. Şeyde vardı mesela Davut Paşa Camisi'nin şey, lisesinin yanında türbeler var şu an. Çok türbeler var. O türbelerin hepsinde ev var. Türbelerin üstünde bir evdi. Hatta benim teyzemin kızı falan oturuyorlardı yani. Türbenin üstüne ev yapmışlar. Bir kat çıkıyorsun, üstte ev. Şimdi onun hepsini kaldırdılar. Çok cennet gibi bir yer oldu oralar. Evet. Trolleybüsler vardı o şeyler. Hani üstü elektriğe bağlı trolleybüs. Trolleybüse giderdik. Ondan sonra işte otobüsler vardı yine. Semtlere otobüsler vardı. Biletli şeyler vardı. Bilet alıyorsun, öyle gidiyorsun. Semt olmuşları vardı. Semtten semte. O Amerikan arabaları vardı. Yeni araçlar yok. Ulaşım da o şekilde. Belli başlı yerlere gidiyor zaten. Aksaray'dan işte Taksim. İşte Aksaray merkezi bir yerde. Bizim oradan Koca Mustafa Paşa gitmezdi. Böyle belli yerlerden belli yerlere minibüsler vardı yani. Daha çok değil işte.
Gidiyorum ben sana. Koca Mustafa Paşa'dan Aksaray'a teyzem falan gelirler giderlerdi. Hep yürüyerek gelip giderlerdi. Hiç kimse vasıta bilmezdi yani. Çok yürünürdü yani. Zaten şey de yok. Yani ekonomik durum da yok. Bir de şey yok. Araba da yok yani. Yürüyüş çok da her tarafa yürüyerek gidip gelinirdi yani. Fazla değişiklik yaşanmadı. Yani ufak tefek kaldırım çalışmaları falan oldu. Ama mesela bizim olduğumuz Hacı Piris sokakta yani yağmur yağdığı zaman çizmeyle dolaşıyorsun şu an yani. Hep gündeme getirdik bunları. Hani o kaldırım taşları olsa onlar çok rahat. Onlar çünkü giderleri sağda solda yapıyorlar. Suyla alakalı olmuyor. Çok ricada bulunduk ama ne zaman yapılır onu bilmiyorum yani. Ondan sonra şeyler vardı. Kötü binalar vardı böyle hem içinde oturan yok. Öyle meskun alanlar vardı. Onları temizlediler. Bu şimdiki başkanımız Allah razı olsun. Çoktan yıktı onların yani. Yıktı teneke çevirdi etrafını. Temizlendi yani. Onlar olmayınca şey de olmuyor. Uyuşturucu falan kullananlar oralarda barınıyorlar. Şimdi o biraz temizlendi yani. O şeyden çok memnunuz. Çok çok değişti. Tabii. Yani tanıdığımız insanlar kalmadı. Gelenleri hiç tanımıyoruz yani. Mesela bizim orası Koca Mustafa Paşa çok göç aldı. Mesela Güneydoğu'nun insanları bir kısmının çoğu Koca Mustafa Paşa'ya geldi yani. Böyle işte şey dahil evleri vardı. Ahşap evler falan filan işte. Gecekondu var evler olunca ucuz buldular. Geldi oraları yerleştirdiler yani. Şimdi bizim semtimizde genelde bakıyorsun hep Doğu'nun, Güneydoğu'nun işte Batman, Muş, orası bu neyse ama köy gibi yaşamaya çalışıyorlar. Yani kapatıyor, sokağı kapatıyor başını bir sağına bir soluna kapatıyor. Davul zurnaya düğün yapıyorlar mahallenin içinde. İnsanlar rahatsız. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü kalabalık oldukları için hangi bile uğraşacaksın? İşte herkes devletten bir şey bekliyor. İnşallah bunlar zamanla düzelir yani. Şimdi bizim gençliğimizde komşu ilişkilerimiz hep komşunun çocuklarıyla arkadaşlık yapardık. Şimdiki gençler okudukları okuldaki arkadaşlarla arkadaşlık yapıyorlar. Yani mahalledekiyle değil yani. Bakıyorsun mahallede hiç göremiyorsun. Evleniyor bakıyorsun başka bir kızla evlenmiş. Bakıyorsun ki başka bir erkekle evlenmiş. Hep dışarıdan yani. Çünkü arkadaşlık hep dışarı taşmış yani. Eskiden öyle değildi. İşte Hacer Hanım'ın kızı işte benim oğluma işte uygundur diyor yani. Hep tanıyor. O ona tavsiye ediyor, ona tavsiye ediyor. Bakkala soruyor işte nasıl durum işte. Hep birbirlerini böyle. O zaman oluyor mahalle kültürü daha da artıyordu. Şimdi o yok. Şimdi yani komşu ilişkileri oradan tamamen kopmuş yani. Nereden geldiği belli değil. O orada. Herkes gönlüne göre artık. Bir de bu artık komşulukları falan. Şimdi bu bilgisayar, telefon falan çoğaldı ya. Daha gerek de duymuyorlar yani. Görüşmeye yani artık gitmeye gelmeye gerek yok yani. Oradan işlerini hallediyorlar yani. Tanıyorum evet. Biz ama uzun zamandır aynı yerde, aynı komşulara yaşıyoruz. Biz 7 tane daire var. Bizde hepsi kendi ev sahipleri. Ben orada 30 senede oturuyorum. Ondan sonra 20 senede bir arka sokakta oturuyorum yani. Evim vardı. Hepimiz bir aile gibiyiz. Bak benim hanım mesela yemek yapar. Muhakkak bir tane bir annesi vefat etti. Bir kız kardeşimiz var. Yani kesinlikle yediklerini ona yedirirler. Kesinlikle yani. Ne derdi varsa sorarlar. Ama diğerleri de öyle. Öbür komşularımız da öyle yani. İşte haftalık günler yaparlar. Yani hepsi bir arada hep bir mutlu bir şeyimiz var yani. Biz, herkes bizim gibi değil yani. Ben biliyorum. Yan apartmanı var. Adını diyor ben diyor, kimseyi tanımıyorum diyor mesela. Bir de bir çok oturulunca bir kiracı miracı girip çıkınca o biraz değişik oluyor. Ama ev sahipleri kendisi evlerde oturunca herkes bir mecburen daha iyi tanıyor yani. Vallahi şimdi sabahleyin ezanla beraber kalkıyorum. Sabah namazlarımı camide kılmaya gayret ediyorum. Hele Kasım Çelebi'de bir hocamız var. Allah razı olsun. Kur'an okuyor, şey yapıyor, yarım saat bir vaaz ediyor yani. Hoşumuza gidiyor, oraya gidiyoruz. Dönüşte geliyoruz. Nereye gideceğiz şimdi? Bekledim sizi. Mecbur günü yatıyorum. Saat 7-8. Saat 10'a kadar yatıyorum. 10'da kaldıktan sonra işte kahvaltımızı yapıyoruz. 11'e doğru kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra işte haberleri falan çıkıyoruz. Hanım kendi ne yapacaksa, ben ne yapacaksa, beraber yapacaksak, gidecekse bir program varsa yaparız. Oradan çıkıyorum. Çıkıyorum. Çay ocaklarımız var Koca Mustafa Paşa'da. Çok güzel çay ocaklarımız var. Güzel çaylar yapıyorlar.
Orada oturuyor, arkadaşlar da geliyor oraya. Genelde cami cemaat oluyor yani. Yani yaşımıza göre insanlar geliyor. Çayımızı kahvemizi içiyoruz. Ondan sonra öğlen namazını genelde Sümbül Efendi'de kılıyoruz. Şeyden çıktıktan sonra, namazdan çıktıktan sonra yine dediğim gibi bir yerde gidip işte bir yarım saat, bir saat daha bir mola veriyoruz. Akşam 5 oluyor. Orada herkes evine geliyoruz. İşte saat 6-7 arasında da yemek, akşam yemeğimizi yiyoruz. Saat en geç 11'de yatıyoruz. Hayat böyle yani. Böyle devam ediyoruz. Fatihli olmak, bir kere mesela Fatih Sultan Mehmet'in adı olduğu için Fatih'in yani İstanbul'un tam ortasında olduğumuz için ve Fatih deyince aklıma düzgün insanların geldiğini biliyorum. Semtin insanları da gerçekten maneviyatı yüksek insanların çok olduğu yer. Onu da biliyorum. İşte hırsızlığın, arsızlığın, namussuzluğun az yaşandığı yerdi. Son zamanlarda biraz bu ne bileyim artık yani göçmen demeyeyim de yani göçmen diyorsun da bu sefer bakıyorsun kendi insanların daha şey yani adı çıkmış oluyor yani bakıyorsun ki göçmenle de ilgisi yok yani. Mesela sen Suriyeli diyorsun adam bakıyorsun ki Afrika'dan gelmiş, memlerden gelmiş. Ne oldu belli değil yani. Böyle bir karışıklık var şu an Koca Mustafa Paşa'da. Onu biliyorlar zaten, siyasi işlerimizi de biliyorlar. Şimdi onu biraz böyle temizlemeye çalışıyorlar yani. Araştırıyorlar, soruşturuyorlar, gönderiyorlar. Yani kaç yüz bin kişi gitmiş yani Koca Mustafa Paşa'dan, Fatih'ten yani. İnşallah onu da temizlenir de fikirleşik Fatihlilere kalır yani. Kesinlikle. Ben mesela Avcılar'da benim kardeşim oturuyor. Biz mesela öyle taşlanalım dedim. Benim eşim istemedi. Ben de burada dedi kendi köyüm gibi yaşıyorum dedi yani. Camisine gidiyor, arkadaşları var bir sürü. Yani ben buradan kopamam dedi yani. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Geçti de yani biraz daha yoğunluk vardı burada. Onlar daha sakindi diye düşündük. Ama çok gitmedik yani. Zaten çok gidenler de geri geliyorlar yani. Öyle bildiğim aileler var. Sağa sola gittiler. Tekrar döndüler Koca Mustafa Paşa'ya. Bundan sonra Koca Mustafa Paşa daha da güzel olacak inşallah.